üniversiteye intisaptan sonra İletişim Fakültesi. Bu arada tabii Fethi abi göçmüştü. Sonra biz bir ara üniversitede okurken Yeni Devir gazetesi çıktı. 1974'tür zannediyorum. 73-74. O zaman Abdurrahman Dilipak. Öyle çok fazla bir muharefemiz de yoktu ama o şey yapmış, benim bazı tercümelerimden falan herhalde haberdar. İşte ben de uluslararası ilişkiler okuyorum ODTÜ'de. Bir gazete çıkacak, dış politika yazıları yazar mısın? Ben de o zamanlar İsmet Özel'le yeni tanışmışız. Dedim ki İsmet abiyle birlikte onunla da konuşun, beraber şey yapalım. Tamam dedi, onunla da konuştular. Sonra biz beraber Yeni Devir Gazetesi'nde köşe yazıları yazmaya başladık. Ben dış politika yazıları yazıyorum, Enes Arman müstearıyla. O öyle bir dönem oldu. Sonra Yeni Devir Gazetesi'nden de biz İsmet Özel'le birlikte atıldık. Sebebi de şu, bir Ramazan günü işçiler geldiler, Yeni Devir matbaasında çalışanlar. Maaşlarını alamıyorlarmış epeyden beri. Bizim haberimiz yoktu. Bizim de maaşımız gecikiyor filan ama bunlarınki daha şey. Biz dediler işi dur, grev yapacağız dediler. Veya durduracağız yani maaşımızı. Biz de sizinle beraberiz filan dedik. Bu hemen yönetimin kulağına gitmiş. Bu arada şimdi rahmetli olduğu için hadi onun adını söylemeyeyim. Bir başkası da gelmiş demiş ki sizin işçiler ve yazarlar şeye girecekler, direniş yapacaklar. Matbaam emrinizdedir, ben gazetenizi basarım falan. Bu arada bize birer yazı, teşekkür ederiz güle güle. Bunun üzerine Cahit Koytan da desteği, Bekir Şahin sağ olsun onun şeyiyle. Biz yayın evi kurduk, Yeryüzü Yayınları.